Evet. Bazen ben bile inanamıyorum arkadaşlar. Hayatımın fotoğrafı bu. Yani çeşitli hayat hikayeleri karşıma çıkıyor. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Onlardan bir tanesindeyim. Şu anda neredeyim ama? Şöyle bir arkaya doğru göstereyim. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeyim arkadaşlar. Daha önce buralarda bir videom vardı. Belki izleyenleriniz vardır. Atlıdere köyündeyim ve yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Arkadaşlar burası bu arada Seydikemer'in Atlıdere köyü. Daha önce bir videom olmuştu. Genel köyün tanıtımıyla alakalı yaklaşık olarak bir videom olmuştu. Onu da bu videonun içinde olmayacağı için açıklama kısmına link olarak bıraktım. Oradan izleyebilirsiniz. Hayatlarını kamera önüne çıkaran ve benim kamerayı açmama izin veren insanlara çok saygı duyuyorum. Onlardan bir tanesine şu an konuk oldum. Hatice Hanım'la beraberiz. Böyle güzel bir yerde tabii olunca böyle yüzler gidiyor değil mi? Evet. Şimdi ama burada bir şeyler gördüğümüz için kamerayı açtık değil mi Hatice Hanım? Şimdi biraz böyle hafif kendinizden başlatın ki insanların kafalarındaki o harita bir belli olsun. Ne yapıyorsunuz? Hobileriniz ne? Nereden hoşlanıyorsunuz? Evli misiniz? Bekar mısınız? Çocuklar buraya ne zaman aldınız? Böyle bir girin bakalım. Ben 39 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum. İstanbul'dan buraya geldim ama İstanbul'da doğma büyümeyim. Yani bekarım. Burada dayım ve teyzemler var Dalaman tarafında. Biraz onlar var diye de geldik bu taraflara. Yani burasını 1,5-2 sene oluyor alalı. İşte şimdi yeni yeni bir şeyler yapmaya başladık. Ne kadar almıştınız o zaman? Fiyatını mı söyleyeyim? Evet. O zaman... Çünkü değerini kaybetti yani, artık. Evet, evet. 400 bin lira civarında bir rakam almıştık. Kaç dönüm burası? Burası 5,5 dönüm. 5,5 dönüm. Biraz sonra gireceğiz tabii ki de burayı çevirdiniz. Evet. Bir şeyler yaptınız. Burayı çevirdim çünkü hani burada otururken dışarıdan bir köpek gelirse hani bizi rahatsız etmesin ya da işte bir şeyler ekeceğimiz için hayvan gelirse onları dağıtmasın diye çevirdik. Nasıl kazanıyorsunuz hayatınızı? Ben muhasebeciydim. Mahallen emekli oldum hastalıklardan. İki emekli geldik buralara. Muhasebecilik çok var bizi izleyen ya. Yani evet. Neydi mesela yaşadığınız rahatsızlık neydi? Çok üzülüyorum bazı konularda ya. Evet. Ya biri başta en büyük hastalığım uyku apnem var. Uyku yani apnesi. Evet, bilen bilir gece uyurken nefesin kesilmesi. Buna sebebiyet veren şey ne? O kadar insanla böyle bir telaş içinde olmak mı ya? Yok, bu tamamen fiziksel bir rahatsızlık. Anladım. Yani fiziki yapım olarak boğazım darmış, nefes alamadığım için oluyormuş. Peki o hayatı bırakıp daha sakin bir hayatta yaşamak istediniz? Ya ben doğayı seviyorum aslında. Hani kampa da gidiyorum işte hani sürekli gezen bir insan. Bu araba o yüzden mi var? Evet, araba o yüzden var. Hani zaten sevdiğim hayat bu. Hani muhasebe de sonuçta bir hayatımı devam ettirmek için çalıştığım bir meslek. Şu an devam ettiriyor musunuz? Yok, ettirmiyorum. Tamam. Meslekti diyelim en azından. Tamam. Gelirinizi nasıl sağlayacaksınız bundan sonra? Bunlar önemli. İnsanlara merak ettiği şeyler. Evet ama bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı peki diyelim. Tamam. Hayatınızdaki tabii gelişmeler olduğu zaman biz hep buradayız zaten. İnsanlara göstermeye çalışacağız. Aynen. İzin verdiğiniz takdirde. Şimdi bir ilginç bir şey var arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. Şu taşlar var ya, şu taşlardan bahsedeceğim biraz sonra. İlk alırken ya ben köyün tabii dışı değil de biraz hafif böyle yolun dışında bir yer alıyorum. Acaba ben ne yapacağım? Doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım falan diye düşündüğünüz bir nokta mı burası? Yok, hiç öyle bir noktam olmadı. Ben Fethiye'ye yakın olmak ama gidebileceğim, yani uzaklaşabileceğim kadar da bir yakın uzak mesafede olmak istiyordum. Ne kadarlık uzaklıkta burası Fethiye'ye? Yani buraya 20-25 dakikada Fethiye'ye gidebiliyorsunuz. Hı-hı. Şöyle bir etrafına dolaşalım mı biraz? Yürümüş olalım yani. Biliyorsunuz, izliyorsunuz benim videolarda yürümemiz lazım. Şöyle gidebiliriz. He, araba o yüzden doğa tabii kampın içindesiniz tabii. Ya tabii böyle kamping insanlar hani genelde böyle kamp alanlarına gidiyorlar ama biz tamamen kimsenin de bu araçların sadece gidebileceği yerlere gidiyoruz. Köylüyle irtibata geçtiniz mi yavaş yavaş? Yani şimdi ben burayı yaptıktan sonra gelip işte merhaba diyenler, merak edenler olmaya başladı yeni yeni. İşte tanışıyoruz hepsiyle. Yavaş yavaş. Evet. Tamam. Şimdi buradaki yavaş yavaş amacınıza doğru girelim. Burada ne yapmak istiyorsunuz bu arazide? Burayı da çevirdiniz şimdilik. Yasal izinleri vesaireleri falan. Evet. Buranın bir yol sorunu var. Evet. Önümdeki parsellerden bir kişi yol vermediği için şu an mahkemeliyiz. İşte bilirkişi geldi. O da sona yaklaştı. Tamam. İşte mahkemenin bir yol belirlemesini bekliyoruz. Ondan sonra işte buraya kısmet olursa evimi yapacağım. Nereden olacak sizce yol? Ya şimdi bu taraftan olacağını inanıyoruz. Çünkü iki parsel de o taraftan istiyor yolu. İşte biz dilekçelerimizi yazdık. Hakim karar verecek. Bitmek üzere mi o süreç? Bitmek üzere evet. Anladım. Tam arkanızı ormana yasladınız. Bunun farkında mısınız? Evet, farkında olarak aldım evet. Murat falan. Evet. Güzel. Şimdi orada da
daha önce çekim yapmıştım. Tabii o zaman tanışmamıştık sizinle. Başka bir abimizin de yeri var. O da güzel bir çaba içinde mango ekiyor. Onun arazisinin hemen yanında. Sizin arazinin daha yeşillenmiş yani. Bu arada biz kendisiyle zaten 8 yıldır arkadaşız. Siz arkadaşsınız muhasebeden. Beraber aldık buraları. He, İstanbul'da tamam. Arkadaşız. Tamam. Ama buraları alırken beraberdik. Beraber hareket ettiniz. Birbirinize akıl verdiniz. Birlik beraberlik olmanın sonucu işte. İnsan tek başına evet, karar veremiyor. Evet, en azından bir tanıdık olsun istedik herhalde yanımızda. Evet. Böyle kısmet olduk. Tamam. Ne kadar şirin gözüküyor ama ev nerede falan diye insanların aklına geliyor. Yavaş yavaş. Evet. Orada oturunca arkamda ev varmış gibi hayal edeyim. Burayı annem için yaptım. Böyle hani bahçeyle uğraşmak istiyoruz. Bir de buralara gelmişken yani apartmanda oturmak tabii ki biraz mantık dışı oluyor. Şu an nerede oturuyorsunuz? Şu an Seydi Kemal merkezde oturuyorum. Merkezde. Burayı yapana kadar mecburen evet, kirada oturuyoruz. Kirada oturuyorsunuz. Bu arada ne kadar kira veriyorsunuz oraya? 2000 liraydı ben tuttuğumda ama şu an 4-5'ten aşağı kiralık daire yok. Evet. Orada. Tamam. Peki. He, anne de gelmişken dedik ya biraz da şuralara bir şeyler ekeyim dedi. Öyle evet, mi? Evet aslında buranın şeyi tamamen hani annem buraya geldiğinde rahat oturabilsin. İşte hani ekeceğini rahatlıkla eksin, işte namazını kılsın diye bir çeşme falan da yaptık, su deposu koyduk. Şimdi içeri gireceğiz biraz sonra. Evet. Evet tamamen onu düşünerek yaptım bir yerde. Ama şu evrede evi yapana kadar çadırı koydunuz buraya. Yani buraya geldiğinizde vakit geçirmek amaçlı. Evet. Tuvaletiniz falan da var orada. Evet, mutfakta suyunuz da var. Elektriği nasıl karşılıyorsunuz? Elektriği taşınabilir bir aküm var. Hı-hı. Kamp yaptığım için hani bu tarz şeyler genelde mevcut. Oradan kullanıyorum. İçeri doğru girelim bakalım. Zaten burada çok da bir hani elektriği, buzdolabı falan çalıştırmadığımız için çok gerek yok. Gerek yok evet. Kısmi ihtiyaç var. O da vakit geçirdiğiniz kısmi zamanlarda. Kısmi depoyu doldururken ya da işte hani bir matkabı şarj ederken falan gerekiyor. Evet. Peki burası kaç metrekare? Şurası. Şu çevirdiği alan. 225 metrekare. 225 metrekareye ait olan bu tel örgü kaça mal oldu size? Ve ne zaman? Ben burayı Ağustos, Eylül gibi yaptırdım. Yani 3-4 ay önce falan. Yok ya da ekip gibiydi. Tam hatırlamıyorum. Tamam olsun. Ama o zaman işte 28 bin liraya çevirdim. 28 bin liraya. Evet. Ya bütün bilgileri vermeye çalışıyorum ki insanlara böyle şey olsun, ufak ufak bilgiler olsun. 28 bin TL'ye. İçeri doğru girdik. Küçük bir yaşam alanı oluşturdunuz. Gene çiçeklerle falan evet. En azından dediniz ki bir gözlerimiz de bayram etsin. Çiçeklerimiz artık solmaya başladı. Evet. Zeytin var burada. Peki evi yapacaksın. Oraya geleceğiz tekrardan. Heyecanlı bir konu benim için çünkü. Evi yapacaksınız. Bir tane önünde ağaç olması gerekmiyor da ağaç düşünür insanlar hani dut olmasın incir olmasın ama bir şey ekmek gerekiyor düşündünüz mü onu? Onları annem düşünüyor. Öyle mi? Evet. Annem bilgi alanına ve bilgi alanına giriyor. He. O karar verecek. Annenle karşılaşmamız lazım. Annem ekiyor. He. Bence ona da bir çekim yapmanız lazım. Onunla karşılaşmamız lazım. Madem ağaçtan anlayan, ağacı seven, yeşili evet. Seven, doğayı seven insanla her zaman konuşmak lazım ya. Yani şöyle söyleyeyim hani İstanbul'dan geldik orada koru bakımı kursuna bile gitmiştir. Ha, evet, yani şu arkadaki ormana sokun, şurasını şöyle yapmanız lazım der yani. Der yani. Vallahi helal olsun. Ona da selamlarımızı gönderelim. Beni sevsin de böyle beraber belki bizi yanında... İzliyor zaten. He, ooo tamam bitti. Otomatik. İşte YouTube'un bana katkıları. Peki, şimdi burada ya bir şey var ilgimi çeken. Bu ne? Bu dek malzemesi. Dek. Evet, genelde işte... Bu biraz plastik alaşımlı mı acaba? Evet, plastik muhtemelen. Hmm. İşte tatile gittiğinizde genelde bunu havuzun kenarlarında döşeli olarak üstüne basıp havuza girersiniz. Aslında hepimizin bildiği ama bilmediği evet, bir şey gibi duruyor. Evet, aslında herkesin, en azından tatil yapan herkesin... Hı-hı. Peki neden bunu yaptınız ya, buna? Buradaki her şeyi geri dönüşüm olarak düşünerek yaptık. Çünkü bu malzemeyi ileride işte evi yapıp havuzu yaptığımızda işte havuzun çevresini bunlarla kaplayacağız. He, hiçbir şey atılmadan buranın evet. Dönüşümünü de sağlayarak ev yaptığınızda da lazım olacak şeyler. Evet, hani şimdi mesela buraya bakan insan ya da buradakiler şey diyebiliyorlar. Ya burayı niye bu parayı harcadın diyebiliyorlar. Evet. Ama sonuçta bunların hepsi işte ev yapılırken tekrar kullanılacak malzemeler. Harika düşünmüşsünüz ya. Hiçbir şey atılmayacak. Evet. İçeri doğru girelim bakalım. Hani derler ya. Ya bir çatım olsun. Üstümü kapatsın. Yağmur yağmasın. Şimdi eve girdik ama çatısı yok gibi bazen. Evet. Çatılı evet. Bir tarafımız var. Bir evet. Şimdi... Bir dakika çadıra girelim. Tabi çadır da kamptan kalma. Evet bu genelde kar kampına gittiğimizde kullandığımız bir çadır. Kendi ayrı bir zemini olan. Hı hı. Aa içerisi sıcak gayet ha. Yani biraz dağınık tabii içerisi. Yok dağınık olması çok önemli değil de şu an sıcak içerisi. Mesela burada geldiğinizde vakit mesela dışarısı soğuk şu anda. Burada oturabilirsiniz. Evet. Ya da kışın burada bir soba yakabilirsiniz soğukken. Evet.
Bu arada şu çadır kaç paradır ya? Mesela kampçılar için de belki şey olabilir ya. Valla geçen burada köyden biri sordu. Yaylaya kurmak istiyormuş. Çünkü tamam. Bu su geçirmiyor. Aynı zamanda rüzgar da geçirmiyor. Harika. 12 bin lira dedi. 12 bin TL. Evet. Yani bir evden, bir beton evden, bir prefabrik evden beklenen ne? Su geçirmemesi, yalıtımı iyi olması. Bu da aynı şeye tekabül ediyor ve 12 bin lira düşündüğünüzde. Evet, ya bunu dediğim gibi yani zemini kapalı olanları var. Daha böyle kapısı penceresi olanları var. Evet. Çok farklı modelleri var. Ya bazı daha küçüğü de var. Evet, bazı düşünceler için geçiş aşaması için kullanabilecek bir fikir. İnsanların aklına bir şey getirelim. Yeterli. Tamam. Benim de buraya koyma amacım hani hem soğuk gün içinde oturmak hem de malzemeler yağmurdan, rüzgardan şey görmemesi, zarar harika görmemesi için. Harika. Masanız da var. Daha ne istiyorsun akşam evet buraya? Ha? Burada çay yapıyoruz, hadi yemek canım yapıyoruz. İşte mutfak yaptık. Evet, mutfağa geliyoruz. Yani bir insanın ihtiyacı olabilecek her şeyi düşünmüşsün. İdareten de olsa, geçiş aşaması da olsa kullanmışsın. Suyunuz var. 300 litre depo koymuşsun evet oraya. Evet. Gayet iyi. En son ne yemek yapılmış o belli. Şurada bir holümüz var. Arkaya doğru gidiyoruz. Ha, tuvaletler. Tuvaletler var burada. Tamam. Evet, tuvalet ve duş var. Duş ne kadar kullanılır bilemedim ama sonuçta olmuşken o da olsun dedim. Hı-hı. Böyle işte gene malzemeleri atıyoruz. Sonuçta alan büyüdüğü zaman evi yaptıktan sonra bu da lazım olacak. Çünkü alan daha da genişleyecek evet değil mi? Ya bunu alan genişleyecek hani en kötü işte mutfak bir tuvaleti de bahçede kullanırız diye düşündük. Evet o yüzden dedim zaten. Çok iyi düşünmüşsünüz. Peki şimdi gelelim taşlara. Aa bir dakika. Ha, şurada bir şey var. O tellerin kenarında. O ne? Suyla alakalı bir şey değil değil mi o? Hangisi? Şu çubuk, yeşil çubuk. Yok, bu ne? Çok su kanalı olduğu için yılan oluyor dediler. Ha, evet. Belli aralıklarla titreşim yayıyor toprağın altına. Yılan köstebek gibi hayvanları kaçırıyor. Kaçırıyor? Evet. Acaba o beyaz gürültü şey mi ya o? Peki bir tane mi yaptınız bu kadar arazi? Bir tane koydum. Aslında yetiyor mu? 3-4 tane var. Hiç ne yılan gördüm ne başka bir şey gördüm. Yani o ne kadarlık bir alana hakim oluyor? 750 metrekare. Burası 225 metrekare olduğu için gayet yeterli. Gelmesin gelmesin aman 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 diye. Peki size bir rahatsızlığı var mı insana? Bir şey yok herhalde. Yok hayır ya cep telefonu titreşim gibi bir titreşim yayıyor. Ne kadar? Onun fiyatı ne kadar? 100 TL'ydi galiba. Aa, çok tamam. Ucuz da bir şey yani. Sorduğum için özür dilerim. Ya burada fıstık tarlası olanlar var. Onu gördükten sonra aldılar. Şu an gayet memnunlar. Memnunlar değil mi? Köstebekler çünkü çok gidiyormuş o tarlalara. Tamam. İnternetten mi aldınız sizin? Evet. Tamam çok güzel. Evet o gelelim o taşlara. Şimdi siz burayı yaparken ne oldu? Bana azıcık anlattınız ben heyecanlandım. Şimdi burayı yaparken burada böyle bir ağaçlar vardı işte yabani. Ve onların arasından hani yürüyerek ancak iniyordunuz. Arabayla inemiyordunuz. Biz de burayı işte böyle bir yola çevirelim hani iniş çıkışımız rahat olsun dedik. Evet. Sonra burayı işte kepçeyle kazmaya başladık. Sonra kepçeci dedik ki abla burada kaya var buna kırıcı gelmesi lazım. Dedi. Sonra kırıcı geldi. Tamam. Ve kırmaya başladı sonuç. Bu. Bu. Yani sonra yolu düzelttik. Taşların tabii bir kısmı hala yolun altında. Ha şurada. Evet yani yol toprağı tutsun diye oraya. Toprağı düşündüm tutsun diye. Ama bunlarla şimdi ne yapacaksınız? İşte buraya ev yapmayı düşünüyorum. Şu an ev tamamen taş eve dönmüş durumda. Evet. Şimdi az önce biraz anlattım ve heyecanlandım. Hemen kamerayı açtık sonra. Peki ilk bu taşların mevzusu yokken buraya nasıl bir ev düşünüyordunuz? Ya buraya ben hep cam ev istiyorum. Cam ev? Evet. Yani mümkün olduğunca cam boydan, ev. Boydan. Evet. Katlı. Ama taş çıkınca tabii o proje tamamen değişmeye başladı. Değişti. Bunlardan ev yapacaksınız şimdi. Evet. Şu nasibe bakar mısınız ya? Evet her şey nasip demişler yani. Allah Allah. Peki buradan... Ama çok iyi bir taş ustası bulmanız lazım ya. Evet ya bu yeşil üzüm tarafında birkaç hani müteahhitle görüştüm. Hani gelip bakarsın dediler evleri nasıl yapıyoruz diye. Tabii gidip bakacağız o şekilde bir karar vereceğiz. Taşları artık söylediniz. Taşlarımız çıktı buradan diye böyle bir taş uygun muymuş? Meşhur oldu. Bu Göcek taşıymış. Göcek taşı. Evet, herkesin... Nasibe bak ya. Herkesi arayıp bulamadı ve kırıcı çocuk zaten bu taşı çıkartıyormuş madenden kırıyormuş. Evet, Göcek taşı dediğimiz yani genelde taş evlerin şöyle bundan yapılması öngörülen. Olarak, evet, kırılırken bir tarafı düz ve parlak oluyormuş bu taşlar. Evet, evet. Ya işte biraz da şey değil mi?
biraz daha genişletirsek konuyu, yani yola çıkmak lazım bazı şeyler için. Her konu için, evet, sadece bu konu için. Adım atmak lazım. Yola çıkınca yol görünüyor yani. Ama insanlar şu anki günümüzde tabii ki çok hazırcı. Hazır hem hap bilgiyi istiyor hem de hap hizmeti istiyor. Hayat böyle değil ama, değil mi? Evet, değil. Valla çok güzel ya. Bir arazi alıyorsun, fotoğraf şu, bir arazi alıyorsun, ev yapacaksın. Ya acaba nasıl yapalım? İşte demirin fiyatı, betonun fiyatı falan derken bir kazıyorsun, bir yol açmak için. Taş çıkıyor. Bir sürü taş çıkıyor. İnanılmaz bir şey ya. Bütün her şeyi değiştiriyorsun ondan sonra. Evet. Biraz ama hayatı herhalde akışına bırakmak lazım. Bir şeyleri i̇şte zorlamamak bu. Lazım. Evet, akışta olmak lazım. Yani ben hep bu taraflara taşınmak istiyordum ve hep şey diyordum, hani 40 yaşıma geldiğimde İstanbul'da yaşamak istemiyorum diyordum. Öyle şu oldu. Buradayım, evet. Belki bir sonraki sene doğum gününüzü kutlarken burada taş evinizde, boydan boya bir camlı evinizde şu manzarayı izleyerek oturuyor olacaksınız. Ben size doğum günü hediyesi olarak şey almam lazım o zaman, böyle size ait mesela testere mestere, çekiç. Evet. Anlıyor musunuz biraz o işlerden? Evet, anlıyorum. Kendiniz, mesela şurayı kim yaptı? Burayı usta getirmek de zordur. Ya bilmiyorum işte, akışına bırakınca hepsi geliyor. Yani sizin orada el iziniz var mı? Var. Ha, tamam işte yani. Çünkü burada köye de, bırakın bu köyü sadece. Şöyle yürüyelim mi? Biraz durunca bir şeyler oluyor bana. Yani usta getirmek zordur. Usta bulmak zordur böyle küçük yerlerde. Ya o yüzden dedim. Ben hiçbir zorlu karşılaşmadım. Şu gördüğünüz alanı bir haftada yaptırdım. Bir haftada yaptırdınız. Herkes şaşırdı. Evet, yani o demirlerin yapılması, döşenmesi, çevrilmesi derken bir hafta. Sizin böyle çok sert yüzünüz de yok. Yani aslında muhasebeciler böyle çok sert olur ama size defterimi veresim geldi yani. Öyle muhasebeci değilim ben. Ha? Değil misiniz? Değil misiniz? Tamam, vazgeçtim, peki. Bu arada belki bir mimarla falan konuşmuşsundur belki ama evin yönünü ne tarafa doğru yapmayı planlıyorsun? Yön olarak. Güneşin doğduğu tarafa doğru. Güneşin doğduğu tarafı tabii. Tabii öyle de. Yani burada gösterelim anlamında. Evet. Nasıl şey yapacaksın? Yani aslında burada durduğumuz gibi olacak. Bu tarafa ve şölemesine bakacak. Ha, şu dağlara bakacak. Evet. Pencereyi açtığında dağları göreceksin. Evet. Değil mi? Evet. Bu taşlar yetecek mi? Yeter çünkü. Gördüler mi? Taşları gördüler mi? Şimdi bu gören çok oldu. Zaten taş çıktığını duyunca da bayağı bir kişi gelip baktı. Yani yaklaşık bir 120 metrekare ev rahat yapar dediler. Çünkü zeminde de taş var bayağı. Onlar ilk çıktığı hali gördüler. Şu an tutulanda bir bölüm var. Ve zemin hala taşmış, öyle söylediler. Peki yol oradan çıkarsa, burayı kapatacaksın o zaman, burayı öyle mi? Biz buradan geldik. Buradan giriş olmayacak. Ya burası özel bir alan gibi olacak. Peki evin etrafını neyle kapatacaksın? Taş mıdır, tel yine midir? Taşla çevireceğim. Yine taş mı? Taş bol zaten diyorsun. Evet. Yani yeter dediler. Çünkü dediğim gibi hani zemin de taş ve havuz kazılırken komple bayağı bir taş çıkacak. Dolayısıyla evet, duvarlara da yeter dediler. Yani. Zaten çok büyük bir ev değil istediğimiz. Kaç metre yapacaksın? Yani 100-150 metrekare bir tek kapalı bir ev. Tabii ki büyüklük anlayışı insanların farklı olabilir ama muhtemelen daha büyük. Ben zannettim ki ya 70 metrekare bana yeter ya falan diyeceksin zannettim. O yetmiyormuş. Burada oturduğumuz evde gördük. Peki son olarak yasal olarak şu an beklediğin bir şey var mı yolun dışında? Burayı aldığım zaman işte LİHKAB'ı çağırıp ölçüm yaptırmıştım ve belediyeye başvurup imar belgemi almıştım. İşte mimar müteahhitle bulup anlaşmıştım. Ama sonra kadastrodan yazı geldi orada yol yoktur diye. Belediye imar belgesini iptal etti bu yazıyla. İşte yola geç tak kalman gerekiyor dedi. İşte onun için bekliyoruz şu anda. Şu an ama senin kaç metrekare buraya yer yapma hakkın var? 250 metrekare yer yapma kadar hakkın var. Hatta çarpı iki kat yapabiliyormuş. Ama 150 metrekare zaten taşım da var diyorsun. Evet, yeter ya. Ya birçok masraftan kurtuldun ya. Evet, ama usta masrafı olacak. Ustaya ama bak gerçekten. Ustaya şu an rakamlara çok şey yapmayalım. Belli olmasın bazı şeyler de. Yani iyi bir ustaya gerçekten istediği rakamın belki 1,5 katını bile verip iyi bir usta çıkarsa karşınıza muazzam bir şans olur yani. Ya zaten yaşayacağımız ev olacak. Onun evet. Güvenilir ve bilinen çok çok lazım. İyi kaliteli bir usta olması lazım. Taştan anlayan. Üstü açık bir eve bakıyoruz şu an. Çatısı olmayan. Peki. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ya böyle gülen yüzlü insanların böyle bizim kameramızı açmamıza izin vermeleri bizi çok mutlu ediyor. Biz de bilgi paylaşımına bayılan insanlarız. Buna da müsaade ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Her şeyi sorabilirler, yazabilirler. Peki. Instagram hesaplarında bırakıyorum. Bir mahsuru var mı? Tamam, harika. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yine beklerim.